Bu videoda periyodik tablodaki bazı eğilimlere bakarak iyonlaşma enerjisi, atom veya iyon yarıçapı, elektron ilgisi ve elektronegatiflik gibi konular hakkında yorumlar yapacağız. Bunu yapmaya başlamadan önce fizik veya kimyadaki temel bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Coulomb yasası. Bu yasayı şöyle düşünebiliriz. İki yüklü parçacık arasındaki kuvvetin büyüklüğü. Şuraya bir orantılı işareti koyalım. Evet. Bu kuvvetin büyüklüğü İlk parçacıktaki yük çarpı ikinci parçacıktaki yük bölü bu parçacıkların arasındaki mesafenin karesiyle orantılıdır. Periyodik tablo ve çeşitli atomlar bağlamında bu konuyu düşünürsek Q1'i bir atomun çekirdeğindeki protonlardan gelen etkin pozitif yük olarak düşünebilirsiniz. Q2 ise bir elektronun yükü olarak düşünebilirsiniz. Verili herhangi bir elektronun negatif yükü aynı olacaktır periyodik tablodaki eğilimleri anlamaya çalışırken en dış kabuktaki yani değerlik elektronları bizim için ilginç olanlar. Çünkü bunlar reaktifliği tanımlayan elektronlar. İki yük arasındaki mesafeyi düşündüğümüzde aslında çekirdekle en dıştaki değerlik elektronları arasındaki mesafeyi düşünüyoruz. Etkin yüke Z etkin diyorum. Bu etkin yük çekirdekteki yük yani atom numarasıyla S yani perdeleme sabiti arasındaki farka eşittir. Perdeleme sabiti için çok karmaşık modeller var. Ama giriş seviyesindeki bir kimya dersi için bu sabiti kabaca çekirdeğe yakın olan elektronların sayısı olarak düşünebilirsiniz. Şunu unutmayın, bizi ilgilendiren değerlik elektronları. Bir çekirdek düşünelim ve içinde protonlar olsun. İlk kabukta değerlik olmayan yani çekirdeğe yakın olan şu elektronlar olsun. Aynı şekilde ikinci kabukta da bunlar var. Değerlik elektronları ise üçüncü kabukta olsun. Bu orbitallerde şöyle kırmızıyla değerlik elektronlarını çizdim. Negatif yüklü değerlik elektronları çekirdekteki pozitif yükü çekmek ister. Ama aralarında ne var? Şu yeşille gösterdiğim elektronlar. Bu negatif yüklü elektronlar değerlik elektronlarını itecek. Bu yüzden değerlik elektronlarının hissettiği etkin yükü yaklaşık bir değer olarak tahmin ederken çekirdeğin yükü eksi çekirdeğe yakın elektronların yaklaşık sayısı gibi bir işlem yapacağız. Bu yüzden değerlik elektronlarının hissettiği etkin yükü yaklaşık bir değer olarak tahmin ederken çekirdeğin yükü eksi çekirdeğe yakın elektronların yaklaşık sayısı gibi bir işlem yapacağız. Sizce bu işlemi etkin yükü kabaca tahmin etmek için kullanıyorsak periyodik tablodaki eğilimler ne tür eğilimler olabilir? Birinci grup elementlerinin etkin yükünü düşünelim mi? Hidrojenin çekirdeğe yakın olan hiç elektronu yok ve atom numarası 1. 1 eksi 0'dan sonuç 1 çıkar. Yani etkin yük kabaca 1'miş. Lityumun atom numarası 3. 1s kabuğundaki 2 elektronu çıkarırsak 1 kalır. Kabaca söylersek, bu birinci grup elementlerinin etkin yükü 1. Halojenlere de bakalım mı? Florun atom numarası 9. İlk kabukta çekirdeğe yakın olan 2 elektronu var. O zaman florun etkin yükü 7. Aynı sebepten klorun da etkin yükü 7. Atom numarası 17. Çekirdeğe yakın elektron sayısı ise 10. En sağdaki soy gazlara baktığımızda helyumun etkin yükü 2. Neden? Çünkü atom numarası 2'den çekirdeğe yakın elektronların sayısını çıkarmamız gerek. Neon'a geldiğimizde ise atom numarası 10 iken çekirdeğe yakın elektronların sayısı 2. Aşağı indikçe helyum hariç aslında hepsinin etkin yükü 8. O zaman genel eğilim şu diyebiliriz. Etkin yük sol tarafta düşüktür. Sağda ise yüksektir. Yani periyodik tabloda bize verilen belirli bir periyotta yani satırda en dıştaki değerlik elektronları aynı kabuktadır. Ancak soldan sağa gittikçe etkin yük artar. O zaman bu Q1 değeri artacak. Peki, bu durumun atom yarıçapına etkisi ne olacak? Klomp yasasına göre zıt yükler arasındaki çekici kuvvetin büyüklüğü daha fazla olacak. O yüzden aslında soldan sağa giderken elektron ekliyor olsak da atomlar genel olarak küçülür. O zaman şöyle yazalım. Genel olarak R yani yarıçap azalır. Peki gruplara bakarsak ne görürüz? Bir sütundan yani gruptan aşağı indikçe daha da uzaktaki kabukları doldurmuş oluruz. O yüzden aşağı indikçe yarıçap artar. Veya yukarı çıktıkça yarıçap azalır da diyebiliriz. R azalır diyor. O zaman periyodik tablodaki genel eğilim ne? Yukarı ve sağa gittikçe yarıçap azalır. O halde şöyle bir ok çizebilirim. Gerçekten de nötr bir helyum atomu en küçük, ise en büyük atom olarak kabul edilir. Peki elimizdeki bu bilgiyi kullanarak periyodik tablodaki başka eğilimlere bakabilir miyiz? Örneğin iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi söz konusu elementin nötr versiyonundan ilk elektronu koparmak için gereken en düşük enerjidir. En düşük enerji olduğu için en dış kabuklardan yani değerlik elektronlarından bahsediyoruz. Bu süreci başlatan nedir sizce? İyonlaşma enerjisinin yüksek olduğu durumlar. Aslında kulom kuvvetlerinin yüksek olduğu durumlar. Bu durumlar nelerdir? Etkin yüküm fazla olduğu ve yarıçapın az olduğu durumlar. Yarı çap az olduğunda ve etkin yük fazla olduğunda klom kuvvetleri yüksek olur. Hangi durumlarda bu dediğim geçerli olabilir? En az yarı çaplar sağ üstte, en fazla etkin yükler de sağda görülüyor. O zaman en yüksek iyonlaşma enerjileri sağ üstte görülecek. Yüksek iyonlaşma yazıyorum. Siz anlarsınız. Aslında bu söylediğim gayet mantıklı. Neden mi? Bu soy gazlar son derece kararlı ve elektron vermek istemiyorlar. O yüzden onların elektronlarını koparmak için çok fazla enerji gerek. Flor ve klorsa kabuk doldurmaya o kadar yakınlar ki onlar da elektron kaybetmek istemezler. O yüzden onların da elektronlarını koparmak için çok fazla enerji lazım. Şimdi de fransuyuma bakalım. Bir değerlik elektronu var ve bu elektron çekirdekten çok uzakta. Ayrıca o kadar proton olmasına rağmen etkin yükü de düşük. Çünkü çekirdeği yakın elektronların perdelemesi söz konusu. O yüzden bir tane elektronu fransiyumdan koparmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç yok. Şimdi bir nevi bunun tam tersi olan bir başka eğilime bakalım. Elektron ilgisi. İyonlaşma enerjisi elektron koparmak için gerekli olan enerji demekti. Elektron ilgisi ise bir elementin nötr versiyonuna elektron eklenince ne kadar enerji açığa çıktığını gösteriyor. O yüzden elektron ilgisi yüksek olan elementler elektron ister. Bunların çekirdeği ile en dıştaki elektronları arasındaki klomp kuvvetleri yüksektir. O zaman etkin yükleri fazladır ve yarıçapları azdır. Aslında eğilimimiz aynı. Tek fark soygazların elektron almayı ya da vermeyi sevmemesi. Flor veya klorsa elektron alırsa daha kararlı olur ve bu sebeple enerji açığa çıkarabilirler. O yüzden sağ üstte özellikle halojenlerin elektron ilgisi yüksektir diyebiliriz. Sol altta ise elektron ilgisi düşüktür. Bu noktada ufak bir detaya girmek istiyorum. Bazı kimyacılar der ki sağ üstte olup da soy gaz olmayan elementlerin elektron ilgisi yüksektir. Örneğin flor ve klor. Gerçekten de bu elementlerin nötr versiyonuna elektron eklersek enerji açığa çıkar. Ama enerji açığa çıktığında burada negatif bir elektron ilgisi söz konusudur. Yani negatif diye kafanız karışmasın. Şunu demek istiyorum. İnsanlar genelde yüksek elektron ilgisi dediğinde atom elektron aldığında açığa çıkan enerjiyi kastederler. Bununla ilgili olan bir başka kavramsa elektronegatiflik. İkisi arasındaki fark bazen kafa karıştırıcı olabilir. Aman dikkat. Elektronegatiflik şu bir atom bir başka atomla bir elektron çifti paylaştığında o çifti kendine çekme konusunda ne kadar yeteneklidir? Yani elektron çifti o atoma mı gider, ötekine mi? Elektronegatiflik işte bununla ilgili ve elbette elektron ilgisiyle çok yakından bağlantılı bir kavram. Elektron aldıklarında enerji açığa çıkarabilen elementler bağ kurup elektron çifti paylaştıklarında o elektronları kapmak ister elektron ilgisini ölçmek daha kolay. Gaz halindeki elementlerin elektron aldığında ne kadar enerjiye açığa çıkardığını görmek daha kolay. Bunun birimi genelde kilojül bölü moldür. Elektronegatifliği ölçmekse bundan daha zor. Ancak farklı atomların elektron çifti paylaştığı durumları yorumlayabilmek ve elektronların hangi atomla vakit geçirmeyi daha çok sevdiğini görmek için bu kavrama ihtiyacımız var. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Klom kuvvetleriyle işe başladık ve buradaki farklı değerlere bakarak periyodik tablodaki çeşitli eğilimlerin nasıl olacağını yorumladık.